Günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Takvim yaprakları ise Nisan ayının ilk gününü, 1 Nisan Pazartesi gününü gösteriyor. Evet, bizleri nerelerden takip edebilirsiniz? Her sabah olduğu gibi hatırlatalım. 100.1, 102, 90.6, 89.6 radyo frekanslarımız. Ayrıca Facebook, YouTube ve Smart TV uygulamalarından da bizleri takip edebilmeniz mümkün olacak. O halde günün gündemiyle sabah habere başlıyoruz. Evet, 1 Nisan Pazartesi gündemini aktarıyoruz demiştik. Bugün sabah saatler 9'u gösterdiğinde Ciprovax'in kurucusu İrfan Nadir'in anma töreni yapılacak. Saat 10'da Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak ve son olarak saat 19'da Halk Sanatları Vakfı ile Yıldan Taşçı Akademi'nin işbirliğinde Lefkoşa Sur içindeki Ayluka Kilisesi'nde kurulan Lefkoşa Sanat Merkezi açılıyor. Böylelikle gündeme aktardık. Ülkemiz gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Evet, bugün ilk gazetemiz Diyalog gazetesi olacak. Diyalog gazetesi bugün manşetine ülkemizdeki mülk satışlarına dair bir haber paylaştı. Tapuya kayıt şartı başlığını kullandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yabancılara mülk satışına ilişkin yaptığı açıklamaları detaylı bir şekilde iki ayrı alt başlık halinde paylaşıyor. Son 15 yılda çoğunluğu Türk vatandaşı olmak üzere yabancılara 30 bin konutun satıldığı, avukat bürolarında sözleşmeyle yapılan satışların önleneceği belirtiliyor denildi. İki ayrı alt başlık görüyoruz demiştik. 3 aylık süre veriliyor. Abartıldığı gibi değil alt başlıkları öne çıktı. Evet, birçok gazete ülkemiz basınında da yer alan Türkiye'deki yerel seçimlerin detayları paylaşıldı. İzmir'de dün gerçekleşen yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana gibi büyük kentleri CHP'li adaylar aldı diyerek İstanbul'u Ekrem İmamoğlu, Ankara'yı Mansur Yavaş, İzmir'i ise Cemil Tugay aldı diyor. Anketler yanıldı başlığıyla detayları iç sayfadan aktarıyor gazete. Detaylarla devam edelim. Manşetin detaylarına bakalım. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklamaları yer alıyor demiştik. Mülk satışlarına ilişkin yapmış olduğu açıklamalara bir göz atıyoruz. Arıklı hem yabancılara mülk satışını kontrol altına alacak hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yatırımcılar için cazip hale getirecek yasal bir çalışma yapıldığını belirtti. Arıklı, mülk satışlarında sözleşmelerin 3 ay içerisinde tapuya kaydedilmesi şartı getirileceğini ifade ederek, 2004 yılında mülk alan ancak vergi kaçırmak veya başka nedenlerden dolayı tapuyu üzerine geçiremeyenler vardır dedi. Gazeteye konuşan Arıklı, son dönemlerde tartışma konusu olan yabancılara mülk satışı meselesinin abartıldığı gibi olmadığını dile getirdi. Arıklı'nın verdiği bilgiye göre son 15 yılda 30 bin konut satışı yapıldı. Bu konutların 22 bin tanesinin Türk vatandaşları aldı. Geriye kalan 7 bin konutu Ruslar, İranlılar, Kazakistanlılar, Almanlar, İngilizler ve İsrailliler aldı açıklamasında bulundu. Arıklı'nın açıklamasının detayları iç sayfadan paylaşılıyor. Ve spot haberlerle devam ediyoruz. Mevsimin en güzel meyvesi olan çileğin kilosu 80 lira, fiyat yüksek, şekli bozuk diyerek çileğin fiyatındaki artışa dikkati çekiyor Diyalog gazetesi. Ve logo yanındayız. Bir spot görüyoruz. Raziye Koca İsmail kanser hastalarında meydana gelen artışa dikkati çekiyor. Yılda 700'den fazla yeni hasta olduğunu vurguladı. Yine Raziye Koca İsmail'in açıklamaları iç sayfadan detaylandırıldı. Diyalog gazetesini tamamladık. Güneş gazetesiyle devam edelim. Güneş gazetesi de bugün manşetine Türkiye'deki yerel seçimlere dair bir haber paylaştı. Yerel seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşma bugün ön sayfadan paylaşılıyor Güneş gazetesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yerel seçimler sonrası Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap etti. Seçimlerin galibi demokrasimizdir ifadesini kullandı. İki ayrı alt başlıkta
açıklamalar paylaşılıyor. 85 milyonun tamamı kazandı. Milletimizin iradesinin üstünde güç tanımıyoruz ifadeleri öne çıkıyor. Sürmanşete baktığımız zamansa UBP Siyaset Akademisi'ne değiniyor gazete. Profesör Doktor Necdet Bassa, yardımcı doçent Doktor Erdi Şafak ve Mahmut Özçınar'ın verdiği derslerle tamamlandığı ifade ediliyor. Yine detaylara az sonra bakacağız. LOGO yanındaysa 2023-2024 yılındaki sanayi bölgelerinde meydana gelen yangına işaret ediyor ve yangın neticesinde oluşan zararlar ve bilanço detaylı olarak iç sayfalardan aktarılırken ön sayfaya ise kısaca yansıttı Güneş gazetesi. Ayrıntılarla devam edelim. Öncelikle manşete bir göz atıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler sonrası yapmış olduğu açıklamalar yansıyor. Yaptığı konuşmada Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu. Seçimler demokrasinin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet siyasi mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Seçimlerin galibi demokrasimizdir. AK Parti'ye oy verenlere ve sandığa güç katan herkes kazanmıştır. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. 31 Mart bizim için bir dönüm noktasıdır. Sandık yoluyla mesajlar ulaştırılmıştır. Bu seçimin galibi öncelikle milli iradedir. 31 Mart seçimleri son 20 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanıdır. Başararak geldik ve başararak devam edeceğiz. Bu yolda sizlerle kazanarak devam edeceğiz. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Bizi bağrına basan illerimize teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı'nda birlikte hareket ettiğimiz MHP lideri Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Desteğini beyan eden diğer partilere de minnettarlığımı sunuyorum. Büyük ve güçlü Türkiye için milletle yol yürüdük, bu yoldan da yarılmadık ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca bugüne kadar hep sağduyunun, sabrın yanında olduk. Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Şimdiye kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten, kabul etmekten, milletin iradesine boyun eğmekten geri durmadık. Hükümet olarak şimdiye kadar olduğu gibi milletimizin oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticileri şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz. Sandıklar kapanmış, millet son sözünü söylemiş, kararını vermiştir. Yüksek Seçim Kurulumuz önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini değerlendireceğiz, öz eleştirimizi yapacağız, kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli iradelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Yerel bazda yaşanan gerilemesinin sebeplerini masaya yatıracağız şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bu açıklamalar manşetten detaylı bir şekilde paylaşıldı. Evet, sürmanşette Siyaset Akademisi devam ediyor başlığıyla detayları görüyoruz demiştik. UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel'in inisiyatifiyle siyasetin içinde yer alacak özellikle gençlerle kadınların iyi bir eğitimden geçmesi, donanımlı ve vizyon sahibi olmaları hedefiyle kurulan Siyaset Akademisi devam ediyor. Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi'nin 3. hafta programı Profesör Doktor Necdet Bassa, yardımcı doçent Doktor Erdi Şafak ve Mahmut Özçınar'ın verdiği derslerle tamamlandı. Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi'nin 3. hafta programı akademi koordinatörü UBP Grup Başkan Vekili Doktor Ahmet Savaşan moderatörlüğünde UBP'li genç, kadın ve üyelerin yanı sıra UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanlarının katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane'de gerçekleştirildi deniliyor. Bu akademiye ilişkin son gelişmelerde sürmanşetten aktarıldı bugün Güneş gazetesinde. Öne yansıyan son haberdeyiz. Bilanço ağır başlığıyla aktarılıyor. Sanayi bölgelerinde 2023'te meydana gelen 6 yangın 65 milyon 150 bin TL'lik. 2024'ün ilk 3 ayında çıkan 2 yangınsa 250 milyon TL'lik zarara neden olduğu paylaşılıyor. İç sayfadan detaylar aktarılıyor bugün.
ve Özgür Gazete ile devam ediyoruz. Özgür Gazete'de bugün manşetine Türkiye'deki yerel seçimlere işaret ediyor. AK Parti rejimi çuvalladı, çöküş yerelden başladı başlığıyla detaylar paylaşıldı. Resmi olmayan sonuçları görüyoruz yine ön sayfadan aktarılan ve Türkiye genelindeki oylar maddeler halinde bugün Özgür Gazete'nin ön sayfasından paylaşıldı. Özgür Gazete bugün manşetine yalnızca Türkiye'deki yerel seçimlere dair bir haber paylaşıyor. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Evet, Türkiye'de dün gerçekleşen yerel seçimlerde 22 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı büyük kan kaybetti. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi ise yükselişe geçti diyor. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP 14 büyükşehir, 21 il ve 332 ilçe belediyesini, AK Parti ise 12 büyükşehir, 13 il ve 355 ilçeyi kazandı. DEM Parti 3 büyükşehir, 7 il ve 63 ilçe belediyesini, Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir, 1 il, 38 ilçe belediyesini, MHP ise sadece 8 il, 114 ilçe belediyesini, İYİ Parti 1 il ve 19 ilçe belediyesini kazandı diyor. Türkiye'de 61 milyondan fazla kayıtlı seçmen dün bir kez daha yerel seçimler için sandık başına gitti. 208 bin sandıkta oy kullandı. Çıkan sonuçlar yükselişi yerelden başlayan AK Parti lideri Erdoğan'ın çöküşünün de yine yerelden başladığını ortaya koydu diyor Özgür Gazete. Türkiye genelinde oylarsa partiler bazında şöyle şekillendi diyor. Oranları sizlerle paylaşalım Özgür Gazete'nin paylaştığı. CHP %37,56, AK Parti %36,60, DEM Parti %5,92, Yeniden Refah Partisi %5,45, MHP %4,02, İYİ Parti %3,37 olarak paylaşılıyor bugün Özgür Gazete'nin manşetinden aktarılıyor. Ve Vatan Gazetesi ile devam edelim. Vatan Gazetesi de bugün manşetine Türkiye'deki yerel seçimlere dair bir haber paylaştı. Yine Türkiye kararını verdi başlığıyla oranlar paylaşılıyor Vatan Gazetesi'nin manşetinde. Özellikle vurgulanan nokta ise seçimlerde kadın belediye başkanı sayısında artış olduğuna değiniyor. Bugün Vatan Gazetesi bu detayı öne çıkarıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetileceği paylaşıldı. Yine bir grafik görüyoruz ön sayfadan aktarılıyor ve maddeler halinde alınan oy ve alınan belediye rakamları da parti bazında aktarılıyor bugün manşet haber olarak. Sür manşete baktığımız zamansa tüp gaza yapılan zam haberi var. 30 TL zam yapıldı deniliyor. Bugünden itibaren geçerli olacak 30 TL'lik zamla 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 445'e yükseldiği paylaşıldı. Evet, diğer yandan Ramazan ayı boyunca Vatan Gazetesi'nin paylaşmış olduğu ülkemiz camilerinden bugün Mehmet Ali Paşa Camii paylaşıyor. Her gün farklı camiler ön sayfadan aktarıldı ve tarihi geçmişler iç sayfadan paylaşılıyor. Logo'ya baktığımızda Özer Saydan Ataoğlu'na çağrı başlığını görüyoruz. Yine Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özer Say'ın sahte diploma aldıkları gerekçesiyle hakkında polis soruşturması açılan ve mahkeme önüne çıkarılan üst düzey kamu görevlilerinin kamu görevinden geçici olarak uzaklaştırılmalı gerektiğini vurguluyor. Birçok kez bu haberi sizlerle paylaşmıştık. Bu konuya ilişkin Özer Sayın Ataoğlu'na bulunduğu bir çağrı var. Ataoğlu'nun kendisine bağlı olan ve sahte diploma soruşturması kapsamında olan mukayidinin hala kamu görevinden uzaklaştırmayarak yasanın gereğini yapmadığını savunuyor ve Özer Sayın bu konuyla ilişkili yaptığı çağrıyı Vatan Gazetesi ön sayfadan aktarıyor. Öne yansıyan son haberdeyiz. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer'in açıklamaları var. Ak koyun kara koyun belli olsun ifadesi öne çıktı. Yine Serdinç Maypa'nın iddiasına yönelik yaptığı açıklamalar yansıtılırken aynı zamanda Serdinç Maypa'nın tutuklanmasına dair bugün yeniden mahkemeye çıkarılacağı da paylaşılıyor detaylarda. Ayrıntılarla devam edelim. Manşetle başlayalım. Türkiye'deki yerel seçimlerin detayları paylaşılıyor demiştik. Ülkemiz basınında da, Türkiye basınında da birçok gazete ön sayfaya öne çıkarılan haber olarak Türkiye'deki yerel seçimleri paylaşıyor. Türkiye dün mahalli idareler seçimleri için sandık başına gitti.
34 siyasi partinin katıldığı seçimde 61 milyondan fazla seçmen oy kullandı. YSK kararına göre 32 ilde 07'de başlayan oy verme işlemi saat 16'da tamamlandı. Diğer illerde 08'de başlayan oy verme işlemleri de 17'de sona erdi. 31 Mart yerel seçimlerinde oyların sayımı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Saat 01:50 itibariyle sandıkların %95'i açıldı. CHP oyların %37,5'ini alırken AK Parti'nin oyları %35,7 olarak belirlendi. Seçimlerde kadın belediye başkanı sayısında artış oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetileceği paylaşılıyor. Evet, sürmanşetle devam edelim. Sürmanşette zam haberi var demiştik. TÜPGAZ'a yapılan zam haberi paylaşılıyor. Bugünden itibaren geçerli olacak. 30 TL'lik zamla 10 kiloluk TÜPGAZ'ın fiyatı 445'e yükseldi. TÜPGAZ'ın fiyatı Şubat ayında 415 TL olmuştu deniliyor. Evet, Özer Say'dan Ataoğlu'na çağrı. Bir diğer haberdeyiz. Halkın Partisi Genel Başkanı Özer Say, sahte diploma aldıkları gerekçesiyle hakkında polis soruşturması açılan ve mahkeme önüne çıkarılan üst düzey kamu görevlilerinin kamu görevinden geçici olarak uzaklaştırılmalı gereğini kaydetti. Yazılı açıklamasında Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun kendisine bağlı olan ve sahte diploma soruşturması kapsamında olan mukayidi hala kamu görevinden uzaklaştırmayarak yasanın gereğini yapmadığını savundu. Konuyla ilişkili yaptığı yazılı açıklama ise iç sayfadan detaylandırılıyor. Evet, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer'in açıklamalarıyla devam edelim. Ak koyun kara koyun belli olsun ifadesi öne çıkıyor. Gürcafer, Serdinç Mayfa'nın insan kaçakçılığı yapıyorlar iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirmek için yaptığı basın açıklamasının insan kaçakçılığı hususunda bir itirafmış gibi sosyal medyada pazarlanmaya çalışıldığını kaydediyor ve açıklamasının detayları iç sayfadan aktarıldı. Yine Serdinç Mayfa'nın mahkemesine dair son detay paylaşılıyor. Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan tutuklanan Serdinç Mayfa bugün yeniden mahkemeye çıkarılacağı da paylaşılıyor. Evet, Vatan Gazetesi'ni tamamladık. Bir diğer gazete Halkın Sesi Gazetesi ile devam edelim. Halkın Sesi Gazetesi ise bugün Down sendromlu bireylerin ailelerinin sesi oluyor. İlk ayrı açıklama var. Down sendromlu bir oğlu olan Refia Arı'nın açıklaması yer alırken yine Canev Değirmenci'nin açıklaması var. Kardeşinin 49 yaşındaki Savaş'ın tüm bakımını üstlendiğine dair bir bilgi de paylaşılıyor. Engelsiz yaşam evinin bir an önce hizmete girmesini bekliyorlar. Bizden sonra çocuklarımız ne olacak sorusuyla haber detaylı bir şekilde manşetten paylaşıldı. Sürmanşete baktığımız zamansa Türkiye'deki yerel seçimlere işaret ediyor. Türkiye yerel seçimlerinde zafer CHP'nin vurgusunu yapıyor Halkın Sesi. TÜPGAZ'a yapılan zam haberi de yine öne çıkıyor bugün. Ve son olarak Özer Say çağrısını yineledi ifadesiyle Özer Say'ın sahte diploma aldıkları gerekçesiyle ve hakkında polis soruşturması açılan mahkeme önüne çıkarılan üst düzey kamu görevlilerinin kamu görevinden geçici olarak uzaklaştırılmalı gereğini kaydediyor. Yine birçok haftadır Özer Say'ın bu açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Kendisi de yineliyor bu açıklamaları. Halkın Sesi'nin manşetinin detaylarıyla devam edelim. Evet, bugün Down sendromlu bireylerin ailelerinin sesi oluyor demiştik. Down sendromlu bireylerin aileleri engelsiz yaşam evinin bir an önce hizmete girmesini bekliyor. Engelsiz yaşam evinin bu özel bireylerin özellikle 18 yaşından sonraki eğitim ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli işlevi olacağı da vurgulanıyor. Aileler bugüne kadar çocuklarına ellerinden gelen en iyi şekilde baktıklarına ve her ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarına işaret ederek en büyük korkularının kendilerinden sonra çocuklarına ne olacağını bilememek olduğunu söylüyor. Down sendromlu bir oğlu olan Refia Arı'nın şu anda huzur evlerinde yaşlılar beraber kalan engelliler olduğunu, her engelli çocuğa sahip anne babanın da bizden sonra ne olacak korkusu içerisinde yaşadığını belirtti ve devletin bu çocuklara sahip çıkması gerektiğini de söyledi. Down sendromlu kardeşi 49 yaşındaki Savaş'ın
Tüm bakımını üstlenen Canev Değirmenci ise kardeşine en iyi şekilde bakabilmek için kendi hayatından vazgeçtiğini belirtti ve kendilerine bir şey olması durumunda kardeşimize kim bakacak endişesi içerisinde olduklarını da kaydetti. Bugün manşetten bu habere yer veriyor gazete. Evet, Halkın Sesi gazetesinin sür manşetiyle devam edelim. Türkiye'deki yerel seçimlere işaret ediyor demiştik. Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Saat 23.55 itibarıyla sandıkların %80,95'i açıldı. CHP oyların %37,1'ini alırken AK Parti'nin oyları %36 olarak belirlendi. CHP Türkiye genelinde başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 36 ilde seçimi kazandı. AK Parti ise 23 ilde seçim kazandı diyor Halkın Sesi gazetesi. Evet, TÜBGAZ'a yapılan zam haberini diğer gazetelerde de paylaşmıştık. Yeniden sizlerle paylaşalım. Ev tipi TÜBGAZ'ın fiyatı 30 TL zamla 445 TL oldu. TÜBGAZ'ın fiyatı Şubat ayında 415 TL olmuştu. Bugünden itibaren geçerli olacak 30 TL'lik zamla 10 kiloluk TÜBGAZ'ın fiyatı 445'e yükseldiği paylaşılıyor. Böylelikle Halkın Sesi gazetesini de tamamladık. Bir diğer gazetemiz Yeni Bakış gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Bakış gazetesi ise bugün Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Ceyhun Dalkan'ın açıklamalarına yer veriyor. Sağlık Bakanı'nın meclis kürsüsünden verem artışı yok, her şey kontrol altında dediğini, ancak ortada olan rakamların öyle olmadığını aktarıyor. Ceyhun Dalkan ve oranlar paylaşıyor bugün. Verem vakalarında artış başlığıyla Ceyhun Dalkan'ın açıklamalarını az sonra sizlere detaylı bir şekilde aktaracağız. Sür manşete baktığımız zaman ise Türkiye'deki yerel seçimlere işaret ediyor. Yine Yeni Bakış gazetesi de CHP'nin seçim zaferi başlığını kullandı. Yine konuyla ilişkili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim sonrası yaptığı açıklama da ön sayfadan detaylı bir şekilde aktarılıyor. Ayrıntılarla devam edelim. Evet, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Ceyhun Dalkan'ın açıklamalarına bir göz atıyoruz. Özellikle vereme ilişkin yapmış olduğu verem makalarına ilişkin yaptığı açıklamaya bir göz atalım. Dalkan, yapılan istatistiklere göre ülkede verem vakalarında ciddi bir artışın söz konusu olduğunu belirterek 2021'de 29 vakanın, 2022'de 33 vakanın, 2023'te ise 61 vakanın görüldüğünü söyledi. Profesör Doktor Ceyhun Dalkan, 2024 yılının ilk 3 ayında ise 12 vakanın görüldüğünü ifade ederek vaka sayısı az görülse bile ancak 2 katına çıkışın söz konusu olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın deri üzerine iğneyle yapılan verem testine ulaşmada sıkıntı yaşadığını, bir süredir geri kalmış ülkelerin kullandığı kan testinin yapıldığını ifade eden Dalkan, uygulanan kan testiyle vakaların atlanıyor olabileceğini de söyledi. Ve devam ediyor. Biz yıllardır veremin görülmediği bir ülke olarak bilindik. İngiliz döneminden beridir çocuklarımıza verem aşısı yapmadık. Çünkü ciddi boyuta görülmüyordu. Ancak şimdi alarm çanları çalmaya başladı diye konuştu. Verem hastalığının kontrolsüz nüfus artışı ve öğrenci diye gelip de ucuz iş gücünde ya da kaçak yaşayanlar nedeniyle artacağına işaret eden Dalkan, bunun önleminin tek yolunun halk sağlığını korumak adına tanı alarak tedavi etmek olduğunu da kaydetti. Ceyhun Dalkan'ın verem vakalarına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar Yeni Bakış'ın manşetinden bu şekilde paylaşıldı. Ve geçiyoruz sür manşete. Türkiye'deki yerel seçimlere dair paylaşılan haberdeyiz. Türkiye dün yerel seçim için sandık başına gitti. CHP 5 yıl öncesine göre hem oylarını hem de belediye sayısını artırdı. 2019'da kıl payı kaybedilen Balıkesir ve Bursa'nın yanı sıra İç Ege ve Karadeniz'de de birçok ilde yarışı CHP önde bitirdi. Yerel seçim sonuçları partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy açısından çarpıcı bir tablo ortaya koydu. CHP 1977'den sonraki en yüksek oy oranına ulaşırken AK Parti'yi geçerek tarihi bir başarıya imza attı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP 3 büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçimi önde bitirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Özel, seçmen yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi ifadesini kullandı. Özgür Özel'in ifadeleri ise iç sayfadan detaylandırılıyor.
Yeni Bakış gazetesini de böylelikle tamamladık. Avrupa gazetesiyle devam edelim. Avrupa gazetesi de bugün manşetine Türkiye'deki yerel seçimleri haber olarak taşıdı. Tayyip Erdoğan çöktü, iktidar çatır diyor ifadesiyle detayları paylaşıyor. Türkiye'deki yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçları yine aktarılıyor. Öne çıkan bir diğer haberse özel hayatın gizliliğini ihlal edenler rejim muhaliflerini hedef alıyorsa polis bunlara göz yumuyor iddiasında bulundu. Avrupa gazetesi ve detayları paylaşıyor. Sürmanşete baktığımız zamansa Serdinç Maypa'nın bugünkü mahkemesine işaret ediyor. Maypa bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılacağı paylaşıldı. Ve tüpgaza yapılan 30 TL'lik zam haberi de Avrupa gazetesinin sürmanşetinden aktarıldı. Evet, Avrupa gazetesini de tamamlamış olduk. Kıbrıs gazetesiyle devam edelim. Evet, Kıbrıs gazetesi güven sarsılmamalı başlığını kullanıyor. Ve yine Kayat Proje Koordinatörü Avukat Mine Atlı'nın açıklamalarına yer veriyor. Özellikle de akran zorbalığıyla kadına şiddet vakalarına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar var. Akran zorbalığı ve kadına şiddet vakalarındaki artış sosyal hizmetlerin önemini ortaya koyarken bu konuda dairenin uygulamada yanlışlıkları ve altyapı eksiklikleri de bulunuyor vurgusu yapıldı. Önce güçlendirme, meslek içi eğitim verilmeli alt başlıklarıyla Mine Atlı'nın değindiği konular özetleniyor. Evet, akran zorbalığına ilişkin uzman psikolojik danışman Semay Yücemez'in de açıklamalarını görüyoruz. Zorbalığa sessiz kalmamalıyız ifadesi öne çıkıyor. Sürmanşette ise Türkiye'deki yerel seçimlere işaret ediyor Kıbrıs gazetesi de. Anavatanda yerel yönetimler belirlendi vurgusu yapıldı. Ve logo yanındaysa Lefkoş Atatürk Belediyesi Başkanı Harmancı'nın 2024 yılının başkent için yatırımların yılı olduğunu kaydettiğini aktardı. Ve öne çıkan bir diğer haber ise Kıbrıs gazetesinin her pazartesi olduğu gibi bir girişimcinin röportajını paylaşıyor. Gençler sorumluluk alarak çalışıp üretmelidirler ifadesi öne çıktı. 12 yaşından biridir lastikçilik yapan ve her şeyine hayata hep gülümseyerek bakan Nisa İmamoğlu'nun ifadeleri, röportajının detayları ve kesiti ön sayfadan yansıyor bugün Kıbrıs gazetesinde. Ayrıntılarla devam edelim. Evet, öncelikle manşetle başlayalım. Mine Atlı'nın açıklamaları yer alıyor demiştik. Röportajının detaylarına bir göz atıyoruz. Kayat Proje Koordinatörü Avukat Mine Atlı, sosyal hizmetlerin görevinin çocuğu anne babadan koparmak yerine öncelikle anne ve babayı güçlendirmesi gerektiğini söyleyerek, anne ve babayı suçlayan, ötekileştiren, cezalandıran süreçler hem verimsiz olur hem de vatandaşın sosyal hizmetlere güveninin sarsılmasına neden olur dedi. Sosyal hizmetlerin akran zorbalığı ile ilgili konulara müdahil olmadığına dikkat çeken Atlı, sosyal hizmetler, insan kaynağı, eğitim ve kapasite bağlamında çok geri bir noktada. Güçlendirilmesi için derhal adım atılarak gerekli olan bütçe ve eleman artırılmalı. Meslek içi eğitim verilmeli ve standart prosedürler geliştirilmeli diye konuştu. Mine Atlı'nın yine açıklamaları iç sayfadan detaylandırılıyor. Evet, akran zorbalığı demişken paylaşılan bir diğer habere göz atıyoruz hemen. Uzman psikolojik danışman Semay Yücemöz'ün açıklamaları var. Bu konuyla ilişkili yazmış olduğu yazısı öne çıkıyor. Davranışlar toplumun aynasıdır, zorbalık aynadaki görüntümüzdür başlıklı yazısında akran zorbalığına değindi diyor gazete. Okul ortamlarında yoğun olarak gözlemlenmeye başlanan zorbalık kökenli davranışların ortadan kaldırılması için eğitim kurumları, aileler ve toplumun genelinde farkındalık oluşturularak örnek davranışlarla ilgili modelleri artırmaya yönelik işbirliği gerekliliği vardır. Yazısında bulunan bu kesiti ön sayfadan aktarıyor gazete. Semay Yücemöz'ün yazısı iç sayfadan paylaşıldı. Evet, sürmanşetteyiz. Türkiye'deki yerel seçimlere işaret ediyor demiştik. Anavatanda yerel yönetimler belirlendi. Gazetenin yayına hazırlandığı bugün saat 02.10'da CHP 14 büyükşehir, 21 il, 336 ilçe ve 45 belde, AK Parti 12 büyükşehir, 12 il, 362 ilçe ve 123 belde, DEM Parti 3 büyükşehir, 7 il, 63 ilçe ve 7 belde, MHP 8 il, 119 ilçe ve 54 belde, YRP 1 büyükşehir, 1 il, 38 ilçe ve 20 belde ve diğer siyasi partiler 2 il, 55 ilçe ve 20 belde kazanmıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından yaptığı açıklamalar yer alıyor. Millet sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir ifadelerini kullandı. Erdoğan, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz ifadesini kullandığı da yine yansıtılıyor. Evet, öne çıkan özel röportajın detaylarına bir göz atıyoruz. Nisa İmamoğlu ile yapılan röportaj. Lastikçilik yaparak hayatımı kazandım. Fakir bir aileden geldim. Çok yardımseverim. Çok sayıda insan yaptığım işi yadırgasa da yaptığım iş nedeniyle birçok tebrik de aldım. Bravo, bir kadının böyle bir iş yapması çok güzel bir şey gibi cesaretlendirici sözler beni onurlandırdı. İsteyince bir kadının başaramayacağı bir iş yoktur ifadesini kullanıyor Nisa İmamoğlu. Nisa İmamoğlu ile yapılan röportajın detayları iç sayfadan aktarılıyor bugün Kıbrıs gazetesinde. Ve Yeni Düzen gazetesiyle devam edelim. Yeni Düzen gazetesi bugün manşetine Türkiye'deki yerel seçimlere işaret ediyor. CHP zaferi başlığını kullandı. Türkiye'de genel havasında yerel seçim diyor. Türkiye'de yerel seçimler beklenmedik şekilde muhalefetin zaferiyle sonuçlandı. AK Parti iktidarı için tek partili dönem kapandı. İkinci parti konumuna girildi. 1977'den bu yana CHP ilk kez bir seçimden birinci parti olarak çıktı diyor. Yine seçimlerin açıklanmasının başlamasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşma bugün öne çıkıyor aynı zamanda. Sürmanşete baktığımızda bir röportaj görüyoruz. CHP milletvekili Sıla Usar İnceli'nin açıklamaları yer alıyor. Kurumlarımız güçlenerek kendi verilerine sahip çıkmalı ifadesi öne çıktı. Ayrıntılarla devam edelim. Öncelikle manşet diyoruz. CHP zaferi başlıklı paylaşılan Türkiye'deki yerel seçimlere dair detayları yeniden sizlere aktarmış olalım. Resmi olmayan sonuçlara göre ana muhalefet CHP 17 Mayıs genel seçimlerine nazaran oylarını %10'un üzerinde artırdı. Türkiye genelinde birinci parti çıktı. İktidardaki AK Parti de oylarını artırsa da ülke genelinde zafere ulaşmasına yetmedi. Üçüncü parti konumuna DEM Parti, eski HDP yerleşirken iktidardaki koalisyonda da beklenmedik bir değişim yaşandı. MHP'nin yerini Erbakancı yeniden Refah Partisi aldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u alan Türkiye'yi alır sözlerine karşın AK Parti'nin adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu karşısında adeta hezimete uğradı. Aradaki fark %10'u aştı. Öte yandan CHP Ankara ve İzmir'de de koltuğunu korudu. Hem büyükşehir hem de ilçe belediye sayısını artırdı. Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgeleriyle ilgili merkezi yönetimse, yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi sözleri Hatay'da karşılık bulmadı. Lütfi Savaş resmi olmayan sonuçlara göre bir kez daha kazandı diyor. Tayyip Erdoğan'dan mağlubiyet konuşması başlığıyla Erdoğan'ın ifadelerini görüyoruz. Yerel seçim imtihanından umduğumuz neticeyi alamadık. 31 Mart bir bitiş değil, dönüm noktasıdır. Milletin mesajı siyasetçilere ulaşmıştır. Öz eleştiri yapacağız, gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız ifadelerini kullandı Tayyip Erdoğan. Evet, sürmanşetteyiz. CHP milletvekili Sıla Usar İncirli'nin açıklamaları yer alıyor demiştik. İncirli, denetimin daha güçlü ve etkin yapılabilmesi için YÖK'ten teknik destek alınabileceğini ancak devletin kendi kurumlarının yetkilerine sahip çıkmak mecburiyetinde olduğunu söyledi. Kurumlarımız güçlenerek kendi verilerine sahip çıkmalı ifadesini kullandı. Sıla Usar İncirli'nin açıklamaları iç sayfadan detaylandırılıyor bugün Yeni Düzen gazetesinde. Evet, Yeni Düzen gazetesi ülkemiz basınındaki son gazeteydi. Böylelikle ülkemiz gazetelerini tamamladık. Şimdi ise Türkiye basınındaki son gelişmelerle yeniden sizlerle olacağız. Evet, Türkiye'deki birçok gazete, tüm gazete diyebiliriz, dün yapılan Türkiye'deki yerel seçimleri bugün manşetten aktarıyor. İlk gazetemiz Sözcü gazetesi olacak. Sandıkta devrim başlığını kullanarak Türkiye'de şu anda resmi olmayan sonuçları
paylaşıyor detaylı bir şekilde. Sandıkta devrim başlığı kullanıldı demiştik. Vatandaş AK Parti'nin iftira, kumpas, yalan ve terör söylemine kırmızı kart gösterdi. Saraylarda saltanat sürüp halkın geçim derdini görmeyenleri oyuyla cezalandırdı diyor Sözcü gazetesi. Mansur Yavaş Ankara'da fark attı. %59,45 olarak açıklandı diyor. Cemil Tugay İzmir'de fark attı. %48,71 olarak ifade ediliyor. Bu kez seçime hiçbir partinin ittifakı olmadan sadece Halk İttifakı'yla giren CHP, MHP destekli AK Parti'ye hezimet yaşattı. 38 şehirde birinci oldu deniliyor. Evet, özellikle de seçimin kilit şehri Erdoğan'ın İstanbul'u alan, Türkiye'yi alır dediği İstanbul'du. İmamoğlu 2019'daki yerel seçimde iktidarın itirazı üzerine tekrarlanan seçim yüzünden İki kez gol attı. Rakibi AK Partili Murat Kurum'u 10 puan farkla geçti. %53,48 ile tekrardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu diyerek oranı da paylaşıldı. %53,48 olarak. Detaylarına bakalım. Geçen yılki genel seçimde zafer kazanan iktidar 17 bakan ve bir cumhurbaşkanını sahaya sürmesine rağmen bu yerel seçimde tarihi yenilgi yaşadı. CHP özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de oyları sildi süpürdü. AK Parti'nin iddialı adayları seçimde adeta nal topladı. AK Parti kale olarak gördüğü şehirleri kaybetti. Son genel seçimden sonra iyice ağırlaşan ekonomik kriz, emekliye seyyanen zam verilmeyip seçim sürecinde oyalanması ve geçinemeyen milyonların küçümsenmesi AK Parti'ye büyük oy kaybettirdi. CHP ise birleştirici söylemi, halkçı belediyeciliğiyle vatandaşın oyunu aldı, sandıkta devrim yaşandı diyerek yine Sözcü gazetesi Türkiye'deki yerel seçimleri bu şekilde manşetten paylaşıyor. Evet, Yeni Bakış gazetesiyle devam edelim. Yeni Bakış gazetesi de bugün Türkiye'deki yerel seçimlere işaret ediyor. Bir grafikle resmi olmayan sonuçlar paylaşıldı. Seçmenden AK Parti'ye mesaj başlığıyla detayları görüyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinden sürpriz bir sonuç çıktı. 2002 yılından bu yana girdiği tüm seçimlerden zaferle çıkan AK Parti ilk kez başarılı olamadı. Bunda hayat pahalılığı, emeklilerin maaş zamlarını yetersiz bulması ve bazı adaylarla ilgili tartışmalar etkili oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'i koruyan CHP, Türkiye genelinde de oylarını artırdı. Cumhur İttifakı ortaklarından AK Parti 24 ilde, MHP 8 ilde birinci oldu. CHP 35 ilde sandıktan birinci çıktı. DEM Parti ise 10 şehri kazandı. Yerel seçimlere katılım oranı da çarpıcı şekilde azaldı. 28 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanma oranı %84,3 iken bu oran dün %80'in altına düştü. Bunda özellikle AK Parti seçmeninin sandığa gitmemesi ise etkili oldu deniliyor. Evet, hemen yanındaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarının belli olmasının ardından binada, AK Parti'nin binasında yapmış olduğu konuşma 4 ayrı alt başlıkta paylaşıldı. Millet mesajını verdi. Olanda hayır var. Öz eleştirimizi yapacağız. 4 yıl seçim yok alt başlıkları kullanılıyor. Millet mesajını verdi. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Milletimizin takdiri baş tacı. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır diyor. Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. Her olanda bir hayır vardır. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Önümüzdeki 4-4,5 yıllık süre var. Bu süre zarfında yanlışlarımızı düzelteceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız. Bir sonraki seçimlere kendimizi yenileyeceğiz, hatalarımızı telafi edeceğiz ifadelerini kullanıyor.
Evet, bir diğer başlıkla devam ediyoruz. Yine yerel seçimlere ilişkin bir başlık. Millet İttifakı CHP'de devam etti deniliyor. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu %50.6 alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Murat Kurum %40.6 oyda kaldı. Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş %59.1, Turgut Altınok %32.8, İzmir'de ise CHP'nin adayı Cemil Tugay %48.4, Hamza Dağ %37.1 oy aldığı aktarıldı. 2019 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde %30.1 oy alan CHP bunu %37.3'e çıkardı. Bu Millet İttifakı'nın resmi olarak bitse de tabanda devam ettiğini gösterdi. İyi Parti, DEM ve Zafer Partisi'nin seçmeni büyük oranda CHP adaylarını tercih etti. Saadet'le ilk kez müstakil olarak seçime giren Deva ve Gelecek'te hiçbir varlık göstermediği yansıtılıyor. Evet, bir diğer alt başlıktayız. Akşener'e istifa çağrısı başlığı kullanılıyor. 2019 seçimlerinde %7.3 oy alan İyi Parti yarı yarıya eridi. Hezimetin hemen ardından İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, Meral Akşener'i de istifaya davet etti ve bu haber de ön sayfadan aktarılıyor bugün Yeni Şafak gazetesinde. Evet, Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi bugün manşetine Türkiye'deki yine yerel seçimlere dair bir manşet paylaşıyor ve seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı detaylı olarak aktardı. Milletin verdiği mesajı aldık ifadesini öne çıkarıyor bugün Hürriyet gazetesi. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Maalesef yerel seçimler imtihanından istediğimiz sonucu alamadık. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. Seçilen büyükşehir belediye başkanlarını kutluyorum. Hükümet olarak şimdiye kadar olduğu gibi tüm yerel yöneticilerinin şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz. İfadelerini kullanıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sürmanşetteyiz. Sandığın mesajı başlığı kullanıldı. Yerel seçimlerde Türkiye bir sürpriz yaşadı. CHP 14'ü büyük şehir olmak üzere 35 ilde başkanlığı kazandı ve seçim sonuçları halkın iktidara mesajı olarak algılandı. Katılım %77'de kaldı. CHP İstanbul ve Ankara'da oylarını artırarak seçimi kazanırken kalesi İzmir'de 10 puana yakın kayıp yaşasa da ipi göğüslemeyi başardı. Manisa, Bursa, Balıkesir, Denizli gibi büyük şehirleri kazandığı illere ekleyen CHP elindeki Antalya, Adana, Mersin, Aydın, Tekirdağ ve Eskişehir'de sandıktan yeniden başarıyla çıktı diyor. AK Parti'ye bakalım. AK Parti ise 12 büyükşehir ve 12 ilde belediye başkanlarını kazandı. İktidar partisinin 45 olan il belediye sayısı 24'e düştü. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin yönetimindeki belediye sayısı 11'den 8'e indi. Elindeki tek büyükşehir olan Manisa'yı kaybeden MHP, tarihinde ilk defa Tokat'ta belediye başkanlığını kazandı diyor. Evet, Yeniden Refah Partisi'ndeyiz. Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa ve Yozgat'ta belediye başkanlarını aldı. Türkiye genelinde oy oranı %3.8'lerde kalan İyi Parti sadece Nevşehir'de ipi göğüsledi. 2019'da %2.7 oy alan Saadet Partisi ise ciddi bir varlık göstermedi. Sadece bir ilçede seçimi kazanan Saadet Partisi'nin oy oranı %1 civarında kaldığı paylaşılıyor. Evet, Hürriyet gazetesini tamamladık. Sabah'la devam ediyoruz. Sabah gazetesi de bir grafikle yine genel tabloyu paylaşıyor. Demokrasi kazandı başlığıyla da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler sonrası yapmış olduğu konuşmayı maddeler halinde aktardı. Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etti diyen Erdoğan 85 milyona seslendi. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir ifadesini kullandı. Yeniden ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için tekrarlamış olalım ifadelerini kısaca. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden sonra maalesef yerel seçim imtihanından umduğumuz neticeyi alamadık. Şimdiye kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten, milletin iradesine boyun eğmekten geri durmadık. Milletin sandıkta verdiği mesajları en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları atacağız.
Önümüzde yaklaşık 4-5 yıllık bir süre var. Bu sürede eksiğimizi tamamlayacağız, doğrularımızı artıracağız. Bu dönemi kendimizi yenilediğimiz, hatalarımızı telafi ettiğimiz kapsamlı bir muhasebe zeminine dönüştüreceğiz. Milletimizin yetki verdiği yerlerde gerçek belediyecilik vizyonumuzu inşallah kararlılıkla hayata geçireceğiz. Buradan milletimize söz veriyoruz. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, güvenliğini ve umutlarını artırmak için durmadan koşturacağız ifadesini kullanıyor gazete. Evet, Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetine CHP yerel seçimlerden birinci parti çıktı vurgusunu yapıyor. Tarihi zafer başlığıyla detayları görüyoruz. AK Parti'nin oyları eridi, seçmen tek adama ders verdi. Cumhurbaşkanı ile 17 bakan da yenildi. İyi Parti yara aldı, yeniden refah yükseldi başlıklarıyla detaylar paylaşılıyor bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Genel seçimlerden sonra bitmeyen ekonomik kriz, düşmeyen enflasyon, eriyen ücret ve maaşlar, çiğnenen hukuk devleti kuralları, artan tarikat cemaat baskısı, aşındırılan laiklik ve Atatürk devrimleri, kutlanmayan Cumhuriyet'in 100. yılıyla girilen 31 Mart yerel seçimlerinde iktidardaki AK Parti ile ortağı MHP büyük bir yenilgiye uğradı. CHP 1977 seçimlerinde Bülent Ecevit'le rekor oya ulaşmıştı. Aradan geçen 47 yılın ardından Özgür Özel liderliğindeki CHP sandıktan birinci parti çıktı. Kırıkkale Belediye Başkanlığı'nda ilk kez kazanıldı. 1989 yılından sonra Adıyaman, 1977 yılından sonra Amasya CHP'ye geçti. CHP Denizli, Manisa, Bursa ve Balıkesir'i de farklı aldı diyor. İl kazanan parti başlıklarıyla da maddeler halinde, bir tablo halinde detayları paylaşıyor bugün Cumhuriyet Gazetesi. Evet, zaferin ardından birlik vurgusu yapan Özel'den iktidar mesajı başlığıyla Özgür Özel'in, CHP lideri Özgür Özel'in mesajı paylaşıldı. CHP cam tavanı kırdı. İlk sonuçların alınmasının ardından açıklama yapan Özgür Özel, seçmen yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi dedi. Önümüzdeki dönem içinse yeni başlıyoruz ifadesini kullanan Özel, kurdukları Türkiye İttifakı ile sonuç aldıklarını belirtti. Özel, bu galibiyetin bir kaybedeni yoktur sözleriyle de birlik vurgusu yaptığını yansıtıyor. Evet, Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Milliyet Gazetesi ise 31 Mart seçiminde yine demokrasi kazandı, sandığın mesajları başlığını kullandı, yine yerel seçimlere işaret ediyor. Bitiş değil, dönüm noktası bir diğer başlık. Seçim sonrası, seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma paylaşılıyor. Kazanan millet olduğu, öz eleştiri yapacağız alt başlıklarıyla değindiği konular öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır. Millet sandığı vesile kılarak mesajlarını ulaştırdı. Bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir. 85 milyonun tamamıdır. Kazanan milletimiz ve demokrasimiz olmuştur. Sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır ifadelerini kullandı. Evet, AK Parti açısından ve muhalefet açısından paylaşılan iki ayrı alt başlık görüyoruz. Detaylarına bir göz atalım. Bu sonuçta ekonomik program ve emeklilerin durumuyla aday belirlemede yaşanan sorunlar elbette belirleyici oldu. Ekonomik program devam edecek, burada bir şüphe yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi 4 yıl seçimsiz geçecek zamanı planlayacak. Nisan'dan itibaren diplomasiye yoğunlaşacak. Bugünden itibaren 2028 seçimleri için çalışmaya başlayacaktır. Teşkilatlarda, partide ve kabinede bazı taşların yerinden oynayacağını söylemek kehanet olmayacaktır diyor Milliyet Gazetesi. Muhalefet açısından yapmış olduğu değerlendirmede ise İmamoğlu 2028'de Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda mesafe aldı. Ancak Mansur Yavaş da potaya girdi. Rekabet sürpriz olmaz. Sonuç en çok Özgür Özel'i rahatlattı. Özel hem Kılıçdaroğlu hem de İmamoğlu'nun gölgesinden kurtuldu. Kılıçdaroğlu'nun dönme ihtimali kalmadı. Meral Akşener'in İyi Parti Genel Başkanlığı'nı devam ettirmesi artık çok zor olacak. DEM'de, İstanbul'da CHP'ye verilen destekle ilgili tartışma büyüyecektir. Yine Özel Şener'in bu değerlendirmeleri, seçime dair değerlendirmeleri de Milliyet Gazetesi'nin ön sayfasından paylaşıldı.
Evet, Milliyet'i tamamladık. Akşam gazetesindeyiz. Milletin kararını tartışmayız ifadesi öne çıkıyor. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler sonrası yaptığı açıklamalar detaylı olarak aktarıldı. Milletimiz sandık vasıtasıyla mesajını iletti. Öz eleştirimizi cesaretle yapıp adımlarımızı atacağız. Bu seçim bizim için dönüm noktasıdır ifadelerini kullandı. Bir diğer alt başlık görüyoruz. Bu oylar benim demesin sakın ifadesi öne çıkıyor. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde %4.01 oy alan DEM HDP 1.93'e geriledi. Oylar CHP adayına gitti. Kendine oy bile veremeyen DEM adayı Meral Danış Beştaş sonuçları değerlendirirken İmamoğlu'nu şu sözlerle uyardı diyor. İmamoğlu, aldığım oylar benimdir demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenimiz AK Parti'yi cezalandırmak istedi ifadesini kullanıyor. Ve Türkiye gazetesiyle devam edelim. Türkiye seçimini yaptı, hayırlı olsun, tepki oyları patladı başlığıyla yine detayları görüyoruz. Enflasyon, emeklilerin maaş isyanı, DEM'le işbirliği ve İyi Parti tabanının desteği CHP'yi birinci yaptı. CHP belediye sayısını artırırken seçmen AK Parti'ye sandıkta mesaj verdi diyor. Türkiye bir seçimden daha yüzünün akıyla çıkarak demokrasi dersi verdi. Genel seçimden bu yana geçen 10 aydaki büyük değişim dikkat çekti. Ekonomideki tablo, emeklilerin istemi ve YRP'nin Cumhur İttifakı'nın oylarını bölmesi sandığa damga vurdu. Bir diğer önemli sebep ise CHP ile işbirliği yapan DEM Parti'nin etkisiydi. İstanbul'da eriyen DEM oyları CHP'ye aktı. Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de Cemil Tugay rahat kazandı. Ekrem İmamoğlu 11 puan farkla ikinci dönemine merhaba dedi. AK Parti 2019'a göre 15 belediye kaybetti, CHP ise 14 arttı. Cumhur İttifakı'nın kalesi Bursa, Afyon gibi şehirler CHP'ye geçti diyor. Ve yine tabloyla bu haber detaylandırılıyor. Evet, İstanbul'da CHP %50,97 olarak ifade ediliyor. Cumhur İttifakı ise %39,82. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı vurgulanıyor. Ankara'da yine Mansur Yavaş, CHP'li Mansur Yavaş'ın kazandığı yansıyor. CHP %60,13. Cumhur İttifakı ise AK Parti ise 31,85 olarak aktarıldı. İzmir'de CHP %48,76 ile Cemil Tugay'ın kazandığına işaret ediyor. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin ise %37,25 olduğu yansıtılıyor. Evet, böylelikle Türkiye Gazetesi Türkiye basınındaki son gazeteydi. Şimdi ise Sabah Haberi Güney Kıbrıs basınındaki son gelişmelerle devam ediyoruz. Evet, Güney Kıbrıs basınında bugün ilk gazetemiz Alitya gazetesi olacak. Alitya gazetesi bugün manşetine benzin 17,4 sentlik zamma maruz kaldı başlığını kullandı. Tüketicinin elinden tek koruma kalkanını aldıklarına değindi. Haberin detaylarına baktığımızda destek önlemlerinin de sona ermesiyle litre başına 14,4 sentte dizelde de 2 aydır artışın devam ettiği ve 95 oktan benzine düne kadar aylık 100 euro, 200 euro ve 300 euro ödeyenlerin bugün sırasıyla 5,82 euro, 11,64 euro ve 17,46 euro daha fazla ödediği aktarılıyor. Öne yansıyan bir diğer habere baktığımızda ise Türkiye'de yapılan yerel seçimlere işaret ediyor. Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de muhalefetin kazandığına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığına ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin en büyük belediyesi olan İstanbul'u geri almayı umduğuna değindi. Bir diğer gazete Fileleftoros'ta devam edelim. Fileleftoros gazetesi pahalılık dalgası ortalığı sardı başlığını kullanıyor. Rum hükümetinin akaryakıtta sıfır vergi destek önleminin bugünden itibaren bittiğine, Ekim-Kasım aylarında yeşil verginin de geleceğine ve fiyatların artmasıyla tüketimin de artmasının zehirli bir karışım olduğuna değindi. Haberin detaylarında Rum hükümetinin dizel ve benzine yönelik sıfır olan tedbirin sona ermesiyle ortaya çıkan daha pahalı yakıttan sadece vatandaşların hareketinin etkilenmekte kalmayacağı, aynı zamanda perakende ticarette de daha geniş etkilerin ortaya çıkacağı aktarılıyor.
Politis'le devam ediyoruz. Politis gazetesi Güney Kıbrıs'taki telefon dinleme olayı yetkililerin mikroskobu altında başlığını kullandı. Soruşturmacılar ve denetleyici yetkililerin yaptırımlar sonrası şirketteki resmi değişiklikleri incelediklerine değiniyor. Detaylarda ABD'nin Predator-Gate gözlemleme skandalı nedeniyle Yunan şirketini yaptırım altına alma kararından iki gün sonra Yunan Intelexa şirketinin %35'ine sahip olan Santinoma şirketindeki yetkililerin zamanından önce değiştirilmesine ilişkin savcılık ve denetim otoriterleri tarafından yürütülen soruşturmada gelişmelerin beklendiği aktarıldı. Son gazete Harabi olacak. Hane halkı ve işletmeler için kredi taksitleri aç gözlü canavar gibi başlığıyla aktarıyor manşet haberini. Güney Kıbrıs'ın Avrupa bölgesinden %60 daha pahalı taksit ödediğine değiniyor. Detaylarda son 2 yılda uygulanan kredi faiz artışlarının %250'ye ulaştığı, Güney Kıbrıs'taki hane halkı tasarruf ettiğinden çok daha fazlasını harcadığı ve özel borçların çoğunun gayri safi yurt içi hasılanın %140,50'si kadar olan şirketlerle ilgili olduğu aktarıldı. Evet, Harabgi gazetesi Güney Kıbrıs basınındaki son gazeteydi. Böylelikle gazete manşetlerini tamamladık. Saatler 8'i gösterdiğinde Beret Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlerimizle yeniden sizlerle olacağız. Cengo Vakfı İşbirliği ile Telsim ana sponsorluğunda bu yıl 21. kez düzenlenecek olan Orkide Yürüyüşü 28 Nisan Pazar günü Dilekkaya Ormanı'nda gerçekleşiyor. Ülkemizin gizli doğal zenginliklerinden Dilekkaya Ormanı'ndaki yürüyüşümüzün başlangıç ve bitiş noktaları aynı. Bu nedenle yürüyüş alanına geçen yıl olduğu gibi bu yılda kendi araçlarımızla geleceğiz. Yürüyüşün biletlerini 200 liralık bağış karşılığında Telsim Ortaköy Shop'tan, Deniz Plaza şubelerinden ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özde Türkel Sosyal Aktivite Merkezi'nden alabilirsiniz. Ayrıca yürüyüşe başlamadan önce standlarımızı ziyaret ederek zengin içerikli yürüyüş çantalarından da biletlerinizi göstererek temin edebilirsiniz. Her yıl olduğu gibi ikramlar arasında zengin bir de çekiliş olacaktır. Detaylı bilgiyi 0548 868 0511 ve 0548 863 4929 numaralı telefonlardan alabilirsiniz. 28 Nisan Pazar gününüzü bize ayırıp biletlerinizi erkenden almayı sakın unutmayın. Şimdiden herkese bu anlamlı günde iyi yürüyüşler dileriz.